doğru olmaz. Şöyle az evvel ama dediniz ya hani iktidarın egemenlik alanını biraz kısıtlamak gerekirdi. Biz bu nedenle aslında biraz da taktiksel de davrandık. Evet. Yani herhangi bir şekilde bir işbirliği kurmak değil ama bizim yolumuz böyleydi diye. Evet. Şimdi de mecliste, Cumhurbaşkanlığında daha da ne diyelim o gücünü möhkemleştirmiş bir iktidar olduğunu düşünecek olursak yerelde yine o egemenliğin kısıtlı kalması ya da daha da kısıtlanması gerektiğini düşünüyor musunuz? Yani elbette ki yani iktidarın yerel politikalarında biraz daha yani kendi açılarından bir daralma yaşaması iyi olacaktır diye elbette ki düşünüyoruz. Fakat şimdi biz seçimleri tartışırken yani siz bir şey söylediğinizden değil ama hissediyorum. Hep Batı'yı tartışıyoruz değil mi? Evet, şimdi bizim biliyorsunuz biz 2019 seçimlerinde 65 belediye kazandık. Ve o belediyelerimizin sanıyorum şu anda 4'ü hariç hepsi kayyum atandı ve işlevsiz hale getirdi çeşitli yollarla. Sadece belediye eş başkanları değil aynı zamanda belediye meclisleri de çalışmaz hale getirildi ki belediye meclislerinde sadece biz yokuz yani diğer partiler de var ama bir kayyum rejimi oluşturuldu esas itibariyle. Bizim o zamanki politikamızın bir kısmı da çünkü 2016'da da bir kayyum rejimi oluşturulmuştu 15 Temmuz sonrasında. Dolayısıyla bizim o zamanki 2019 politikamızın bir ayağı da kazanabileceğimiz bütün belediyeleri kazanmak da esas itibariyle bölgemizde. Şimdi bugün de aynı şey söz konusu. Şimdi bu kadar büyük bir kayyum felaketi yaşanmış vaziyette. Gerçekten demokrasi açısından baktığımızda böyle bir örnek yok yani dünyanın hiçbir yerinde ve hiçbir tarihte. Dolayısıyla bu mesele bizim için çok önemli. Yani özellikle o coğrafyada Kürt halkının çok yoğun yaşadığı coğrafyada bir kez daha kendi sandık iradelerinin, seçmen iradelerinin çiğnenmesine izin vermemek gerekir. Burada işte başka bir şey devreye giriyor. Mesela bizimle görüşmek, konuşmak isteyen partiler kayyum rejimi karşısında, kayyum politikaları karşısında çok net, istikrarlı ve tutarlı bir tutum alacak mı, almayacak mı? Çünkü biz o zaman hatırlarsanız hep şunu konuşuyorduk. Ya bugün bizim belediyelere kayyum atanıyor. Bu demokrasi açısından çok büyük bir hukuksuzluktur ve çok büyük bir sıkıntıdır. Burada kalmaz bu iş. Yarın bütün belediyelere sirayet eder diyorduk ve öyle oldu. Yani Batı'daki belediyelere de sirayet etti. Çünkü siz hukuksuzluğa bir kere göz yumarsanız ya o zaten HDP'nin belediyeleri onlar kayyum atansa da olur diye bakıp susarsanız ya demek ki herkes susuyor bu konuda deyip sonunda neredeyse İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atama noktasına kadar geldiler nihayetinde. Yani bunlar tartışılabilir bunu konuşulabilir bir halde oldu. Geldi. Normalmiş gibi. Evet, normal, aynen gibi normalmiş oldu. Gibi oldu. Şimdi dolayısıyla yerel seçimlere giderken bizim hani turnusol dedikleri meselelerden bir tanesi bu olacak. Yani bizde görüşmek isteyen, konuşmak isteyen partinin kayyum rejimi konusunda çok net tutumunun olması lazım. Asla bunu kabullenmiyoruz. Yani sandık hukukunun seçmen iradesinin çiğnenmesi, yok sayılması kabul edilemez konusunda net. Ha şöyle bir şey olur ya bir yerdeki bir belediye başkanı bir suç işlemiştir. Yargılanması gerekiyordur. Yargılanır. Bunun için kanunlar var. Evet. Yargılanır. Beraat ettiğinde görevine döner. Beraat etmiyorsa görevini bırakmak durumunda kalır. Bu herhangi bir suç için geçerlidir baktığımızda. Hukuk şerçeği, hukukun işlemesi. Evet, hukukun işlemesidir ve böyle bir durum olduğunda da belediye meclisinin içinden o belediye başkanının yerine vekil seçilir. Şimdi bunların hiçbirini yapmadığınız zaman aslında bu kayyum politikasının çok siyasi nedenlerle ve hukuksuz yere yapılmış olduğunu görüyoruz. Zaten açıkladılar da onu biliyorsunuz değil mi? Süleyman Soylu seçim çalışmaları sırasında bir yerde açıkladı onu ve biz bunu yıllardır söylüyorduk da hani biz söylüyoruz diye belki inanmıyorlardı. Sonunda kendisi açıklayınca herkes duydu. Dedi ki seçimler olmuş beyefendi beni çağırdı. Ondan sonra demiş ki ben çok rahatsızım bu HDP'nin belediyelerinden. Sen artık gerekeni yap. O da devam ediyor. Kendisi anlatıyor onun ifadeleriyle. Diyor körün istediği bir göz. Beyefendi verdi bana iki göz. İki günde hepsini hallettim diyor. Evet. Zaten işte biz de bunu söylemeye çalışıyorduk. Yani bu kararlar
hukuki değil, hiçbir şekilde bir hukuka dayanarak alınmıyor. Tamamen keyfi ve siyasi nedenlerle alınıyor diyorduk. Evet. Açıklanmış oldu yani hukuk, sonuçta. Hukuk arkadan gelmesin, hukuk önden ilerlesin. Evet, evet. Sonucunu hukuk belirlesin ne olacaksa, evet, diyorsunuz, evet, bu anlamda. O kayyum notu, hele ki yerel seçimler öncesindeki bir işbirliği, evet, konusundaki, evet, çok önemli, sizin gerçekten kırmızı çizginiz. Onu, evet, bir kez daha söyleyeyim. Yani herkes için böyle Çiğdem Hanım. Yani dedim ya, bu bir hukuksuzluğa bir kere göz yumduğunuz zaman mutlaka geliyor, o hukuksuzluk sizi de bir yerde buluyor. Dolayısıyla hepimiz için geçerli bu. Yani bütün partiler için geçerli. Tamam. Hatta ben söyleyeyim, yani iktidar partileri için bile geçerli. Yarın muhalefet olacaklar belki bir yerde, bir zamanda. Yani aynı dertle niye uğraşılsın? Yani sonuç olarak demokrasinin temel ilkeleri, hukukun temel ilkeleri herkes için geçerli olsun ve herkes ona uygun davransın. Bizim talebimiz esas olarak budur. Seçim sonrası muhasebe derken, ben Selahattin Demirtaş'ı da size sormak isterim. Çünkü bir aktif siyaseti bıraktığını açıkladı, biliyorsunuz. Onun öncesinde yazmış olduğu bir makalesi vardı ve orada çok net aslında eleştirileri, HDP'nin o süreci yönetimine ilişkin eleştirileri vardı. Benim sesim yankılanıp bana geri dönüyor dedi. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bir talebi olduğunu ama ona da bir karşılık bulamadığını ifade etti. An itibariyle aktif siyaseti bıraktığını ifade eden Selahattin Demirtaş sizler için ne ifade ediyor? Valla hani bir kelimeyle söyleyecek olursam, Selahattin Demirtaş bizim baş tacımızdır. Yani eş genel başkanımız. Çünkü zaman zaman HDP'ye yönelik şöyle eleştiriler de var, biliyorsunuz. Evet. Yani gereken ihtimamı göstermiyorlar ya da çok arka planda bırakıyorlar. Çünkü kendisi de yazdığı yazıda hatırlarsınız. Yani kendi reklamımı yaptığımı söylediler, böyle eleştirdiler beni diyerek benzer bir ifade kullanmıştı ve bu şekilde bir eleştiri. Bir şey daha demişti, onu da söyleyeyim o, evet, zaman. Benim üzerimden yapılan algı operasyonlarına karşı önlemler geliştirmedikleri için tüm arkadaşlarımın öz eleştiri yapması gerekiyor diye. Yapıyor yani, musunuz efendim? Ya şimdi şöyle, tabii ki yani dedim ya, yani Selahattin Demirtaş bizim açımızdan çok önemli bir kişiliktir. Hiç tartışmasız yani. Hı. Yıllarca birlikte politika yapmışız. Yani bu işte son aldığı karar açısından baktığımızda, yani ben her yerde bunu söylüyorum, kendisine de söyledim, yüzüne de, yani ne biz Selahattin Demirtaş'ı bırakırız, ondan vazgeçeriz, ne de Selahattin Demirtaş bizden vazgeçip bizi bırakabilir. Böyle bir şey yok. Yani elbette ki zaman zaman aramızda bazı tartışmalar olabilir, bazı politik gelişmeler konusunda farklı görüşler olabilir, bunları konuşuruz, tartışırız. Şöyle olsaydı bu işler çok daha kolay olurdu. Yani cezaevinde olmasa çok daha kolay bu işler olur. Çünkü yani ben Selahattin Demirtaş'la birlikte siyaset yapmış bir kişiyim. Başkan yardımcısıydım. Onunla birlikte çalıştık. Zaman zaman bazı konularda tartışmalarımız oluyordu. Bu gayet doğaldır politikada böyle şeyler. Sorun şu, cezaevinde olduğu için biz layıkıyla kendisiyle tartışamıyoruz böyle sorunlar ortaya çıktığı zaman. O da bizle tartışamıyor. Dolayısıyla senkronize bir gelişme yaşanmıyor. Zaman kaymaları oluyor vesaire ve bu bir sorunlara da yol açıyor. Açık yürekle bunu söylemek lazım. Yani gönderdiğim mektuplara teşekkür edip geri yolladılar gibi. Yani öyle bir cevap yolladılar. Yani şöyle öyle tam öyle denemez doğrusu. Yani kısmen bazı şeyler için söylediği haklı olabilir. Hı. Ama şöyle de bakmamak lazım. Yani bir kişinin önerdiği her şey her zaman kabul görmeyebilir, tartışılabilir, böyle şeyler de olmuştur ama birçok önerisi de çok değerli bulunmuştur bizim açımızdan ve onlar değerlendirilmiştir ve uygulanmıştır. Yani bunu kendisi de biliyor, bizler de biliyoruz, ama nihayetinde şunu söylemek istiyorum, bizim açımızdan çok değerli bir kardeşimiz, arkadaşımızdır, yoldaşımızdır, tartışmasız bu. Dolayısıyla umuyorum ki bu aldığı kararı, yani aktif siyasetle ilgili aldığı kararı tekrar günü geldiğinde gözden geçirecektir ve hep birlikte biz siyaset yapmaya, karşılıklı katkılar sunmaya devam edeceğiz. Ben o konuda bir şüphe taşımıyorum doğrusu, ama kendi iradesidir sonuçta, kendisi karar verecek buna. Biz parti olarak elimizden geleni bu işi kolaylaştırmak için yapacağız. Dedim yani, ne biz ondan vazgeçeriz ne biz o bizden vazgeçer. O açıklamasından sonra sessiz, ama yani ne bir tweet ne bir paylaşım ne bir, evet, mesaj. Çünkü bunu söylemiş olduğu için ona uygun davranıyor haklı olarak.
Ama günü geldiğinde bu görüşünü değiştirecek olursa, ki ben umut ediyorum değiştirir bu konudaki görüşünü, o zaman zaten bunu da açıklayacaktır. Yani şu 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 nedenlerle şöyle yapıyorum şimdi diyecektir. Hepimiz bunu duyacağız, bileceğiz ve daha sağlıklı bir ilişki zeminini oluşturacağız. O açıdan ben çok umutluyum ve herhangi bir büyük geri dönülmez bir sorun yaşanacağını doğrusu düşünmüyorum. Tartışma olacaktır. Bundan kaçınmamak gerekir. Yeter ki bu tartışma, zaten Selahattin Bey de tartışmayı seven bir arkadaşımızdır. Hani yeter ki bu tartışma eşit koşullarda yapılabilsin, mümkün olduğu kadar. Cezaevinde olduğu için eksikler yaşanıyor ve herkes birbirini anlasın, sağlıklı bir şekilde anlasın. Bunun olacağını düşünüyorum, umuyorum, bekliyorum. Öyle öz eleştirilerin içerisinde bu diyalog ya da diyalogsuzluk, iletişimsizlik konusunda da bir done var mı? Yani sizlerin yaptığı bu konuyu da konuşuyor musunuz? Elbette ki, tabii konuşuyoruz. Yani bunu hem halk toplantılarında konuşuyoruz, hem kendi ilçe örgütlerimizde yaptığımız toplantılarda da konuşuyoruz. Bu da konuşmaların bir parçasıdır şüphesiz. Herkesin bu konudaki eleştirilerini, önerilerini de alıyoruz. Ama dedim, yani Selahattin Demirtaş acaba bizden uzaklaşır da biz buradan ekmek yer miyiz diye düşünenlere söyleyeyim ki oradan kimseye ekmek çıkmaz. Selahattin Demirtaş bizlerle, bizler derken sadece HDP'yi kastetmiyorum. Yani sonuç olarak bir ortada bir Kürt halkı var, Kürt seçmenler var. Yani o halkın çok değerli bir kişiliğidir Selahattin Demirtaş. Dolayısıyla ne halkından vazgeçer ne halk ondan vazgeçer. Mücadeleyi birlikte devam ederiz. Kobani davasının 28. duruşmasıydı. Değil mi? 28. duruşma tabii. Oradaki, yani sessizliğini bozduğu belki de orası diyebiliriz. Evet, orada şöyle diyor. Evet. Kararlarınız seçimde hızlanıyor. İktidara sesleniyor bir de bir asla mahkeme üzerinden. Seçimden sonra yavaşlıyor. Seçim ayında benim hakkımda 5500 tweet atılmış. Seçim bittiği gibi teröristliğimiz, alçaklığımız da bitti. Yerel seçim yaklaşıyor, göreceğiz. Anayasa Mahkemesi'nde istinafta, sarayda bir hareketlilik var. Yeni ittifaklar konuşuluyor. Cumhurbaşkanı'nın bu dava ile ilgili nasıl ilgilendiğini, sizin de nasıl hızlandığınızı ispatladık. Hazırlık vesaire diyor ya, buna ilişkin bir çıkarımınız ya da bir duyumunuz ya da bir bilginiz ya da bir okumanız var mı? Şimdi bu iki dava var süren. Bir tanesi kapatma davası, diğeri de Kobani davası. Hı hı. Biliyorsunuz. Her ikisinde birer siyasi araç olarak bizim tepemizde sallandırıyorlar demokrasi kılıcı gibi. Aslında her ikisi de hukuksuz, yani çok açık. Yani kapatma davası zaten çok kapsamlı bir savunma yaptık o konuda. Tamamen hukuksuz bir iddianameyle karşı karşıya. Siyasi bir şey, dava, kapatma davası. Bu belli. Kobani davası da aynı şekilde. Hani biz Kobani kumpas davası diyoruz buna. Hakikaten bir kumpas kurulmuş vaziyette ve yani Kobani 6-8 Ekim 2014'te yaşananlarla ilgili bir araştırma yapılsın ve ortaya çıkacak sonuç neyse biz bu sonuca razıyız dedik. Mecliste sanıyorum, yanlış hatırlamıyorsam, en az 14 kere araştırma önergesi verdik. Ve genel kurulda bunu tartıştık. Her seferinde bunu söyledik. Dedik ki, yani biz o dönemde yaşanmış olan her şeyin açığa çıkmasını istiyoruz. Yani çok sayıda insan hayatını kaybetti, çok sayıda mala zarar geldi vesaire. Biz bunun neden olduğunu, kimler tarafından yapıldığını açığa çıkmasını istiyoruz. Ve meclis bu konuda bir araştırma komisyonu kurulsun. Araştırma komisyonunda zaten iktidar çoğunluğu var. Yani biz eşit sayıda herkes katılsın da demiyoruz. Araştırma komisyonu kurulsun. Ve o araştırma komisyonunun ortaya çıkartacağı sonuca biz razıyız dedik. Yapmadılar bugüne kadar. Çünkü biz Kobani döneminde o 6-8 Ekim 2014'te yaşananların çok büyük bir yani hazırlanmış bir plan çerçevesinde ortaya çıkarılmış bir provokasyon olduğunu doğrusu düşünüyoruz. Ve çok sayıda bizim insanımız öldü aslında. Ama bunların hepsini bir kenara koyalım, araştırılsın dedik, yanaşmadılar. Ve bu dava şimdi sürüyor. Yani bir tweet atılmasından yola çıkarak dava sürüyor ve orada yargılanan arkadaşlarımızın şu anda 18'i tutuklu yargılanıyor. Yargılanan arkadaşlarımız hakkında 37'şer kere ağırlaştırılmış müebbet cezası isteniyor. Ve yani daha yüzlerce yıl ceza vesaire vesaire, hiç saymakla bitmez yani, öyle söyleyeyim. Şimdi burada yine büyük bir hukuksuzluk var.
Ve biz o kadar eminiz ki kendimizden. Emin olmasak aslında meclise de bu araştırma önergelerini getirmeyiz. Yani çekindiğimiz bir şey olsa, hani gizlemeye, örtmeye çalıştığımız bir şey olsa bunu yapmayız. Biz bunu yapıyoruz ve her seferinde diyoruz ki ya buyurun araştırılsın ve ne çıkacaksa görelim diyoruz. Yanaşmıyorlar buna. Şimdi bu dava aracılığıyla yani ve yargı eliyle esas itibariyle siyaset alanını dizayn etmeye çalışıyorlar. İşte o davada hızlandırıyorlar. Hı hı. Selahattin Bey ona işaret ediyor. Hızlı bir şekilde bir sonuca gidip, hukuksuzluk var çünkü. Yani şöyle bir şey düşünün, mütalaa verdi savcı, 5000 küsur sayfa mütalaa. Evet, evet. Bütün o davaya boca edilmiş işte belgeler, bilgiler, şunlar bunlar, baktığınız zaman yüz binlerce sayfadan bahsediyoruz. Şaka gibi geliyor değil mi? Tabii, yüz binlerce sayfadan bahsediyoruz ve yani böyle kapsamlı bir dava ortaya çıkarılmış vaziyette ve aslında her şey hukuksuz yani. Ve siyasi bir karar verilecek. Selahattin Bey ona işaret ediyor çok haklı olarak. O zaman bütün atılan tweetleri ekleyelim biz de diyor. Ne bağlamda, ne amaçta, ne niyetle atılmıştır. Siz de onları tek tek evet. Bakın evet, incelemeye yani, çalışın. Ama gerçekten yani evrensel hukuk açısından falan baktığımızda hiç tartışmasız yani bu davanın yürümesi iddianamesinden başlayıp yürümesine kadar baktığımızda çok ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Yani şöyle düşünün, bu mesela Türkiye'de hiç yankı uyandırmadı ve bu hayret verici bir durum, şu son söyleyeceğim. Bu dava işte bir iddianame hazırladılar, sundular değil mi? O bir mahkeme heyeti o iddianameyi kabul etti. O mahkeme heyetinin başkanı vardı bir tane. O mahkeme heyetinin başkanı yani bu iddianameyi kabul eden, yargılamayı başlatan ve yaklaşık 8-10 ay kadar o yargılamayı sürdüren mahkeme heyeti başkanı sonra bir çete üyesi olmaktan dolayı hakimlikten istifa etmek zorunda kaldı, tutuklandı, sonra ev hapsi oldu, yargılaması devam ediyor. Nedeni çete üyesi, bir çete, adı şimdi hatırlamıyorum çetenin, yani işte şantaj yapan, rüşvet alan, veren filan böyle bir çete mahkeme heyetinin başkanı, Ağır Ceza Mahkemesi ve o kişi bu davanın iddianamesini kabul etmiş olan kişi. Şimdi yani bu inanılır gibi değil değil mi? Ama durum bu. Yani. İşte yani bir hukuk çerçevesi altında ya da o çerçeve içerisinde her şey olan, her şey o şekilde yapılıyorsa belki böyle şeyler yaşamayacağız. Evet. Ya da bütün davalar o hukuk çizgisi içerisinde bir sonuca ulaşacak. Evet. Süreç değil, sonuca ulaşmış olacak. Evet. Süreçler de evet, uzamayacak belki de bu açıdan. Son 1-2 dakikam. Üçüncü yol mevzu dediniz. Belki daha çok üzerine konuşulabilir ama şöyle bir sorayım. Yani bu memlekette hakikaten o şu, bu şucu, o etnik, bu bilmem. Bundan biraz sıkıldık ve yorulduk galiba. Selahattin Demirtaş'ın yazısında da hani Kürt gençlerinin durumundan bahsederken diyor ya, eskiden Cizlavet'ti ama şimdi tamam ama alamıyorlar. Onlar da alamıyorlar. Görebiliyorlar. Artık dünyaya hakim olabiliyorlar ama edinemiyorlar. Herkesin, her gencin ortak sorunu biraz da bu. Üçüncü yol konusunda bir mesaj verin ama bu mesaj sadece bir etnik grubu olmasın. Memleketin tümüne olsun. Ve hatta milliyetçilerine de olsun. Yok kesin şöyle, üçüncü yol zaten bir etnik bir şey içermez. Üçüncü yolun esprisi bu ülkede yaşayan herkesin, bütün farklı kimlikleriyle, kültürleriyle, inançlarıyla, ana dilleriyle herkesin eşit koşullarda bir arada yaşayabilmesi için önemli bir yoldur bizim açımızdan ve bir stratejidir aslında bizim için. Ve şu anda var olan, hani Türkiye Cumhuriyeti tarihi içinde hep var olan iki tane blok var karşılıklı. Şimdi hani bugün çok baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi gibi görüyoruz. Hı hı. Ama geçmişe doğru gittiğimizde işte daha önce ANAP, Adalet Partisi falan, böyle geriye doğru gidersiniz, Demokrat Parti falan. Şimdi dolayısıyla bu iki blok karşısında aslında bu iki bloktan da olmayan, bütün bu ülkedeki ezilen, sömürülen, yokluk çeken, yoksunluk çeken herkesin üzerinde buluşacağı bir siyasi mücadele hattı olarak biz bunu tarif ediyoruz. Yoksa bunun bir etnisiteyle ya da bir inanç grubuyla falan alakası yok. Tam tersine bütün farklılıkları içeren, eşit koşullarda birlikte ama insanca yaşanacak bir mücadele hattı olarak tarif ediyoruz bu üçüncü yolu ve bizim aslında HDP'nin kuruluşundan beri temel stratejimizdir bu. Yani yeni icat ettiğimiz bir şey değil.
Zaman zaman bunu tam uygulayamadığımız, buna tam uyumlu davranamadığımız zamanlar elbette ki oluyor ama temel yaklaşımımız esas itibariyle budur. Peki. Yani herkese mesaj, hep birlikte insanca ve eşit koşullarda yaşayalım. Çok teşekkür ederiz. Bakalım kongre sonrasında da yine o zaman size de bir randevu isteyelim. Kongre sonrasında belki yine konuşmak gerekebilir. İnşallah. Yeni yönetimin şekillenmesi, yeni isim neyse, tüzük, değişiklikler nasıl bir